Hoş geldiniz güvercin severler. Bir video çektim. Aşağı inecekken direkt aklıma bir konu geldi. Bu şikayetler de genelde çok artıyor ister istemez. Dedim en azından 3 tane fonluk varken bende, çam ağacı da varken dedim güzel bir şekilde dile getireyim. İlk öncelikle böyle söyleyeyim güvercin severler. Ben tenekede besliyorum. Mersin'de dedim bir kere bundan da deneyeyim. Bunda çok böcekler oluyor, siyah siyah böcekler. İlaçlıyorum, anca öyle kurtarıyorum. Neden bu işini çıkardım? İlk öncelikle böyle söylüyorum güvercin severler. Bu güvercinlerde ayak kayması. Neden oluyor diyorsunuz ya. Yani hayvanımın bir şeyi yoktur, yavru güvercinim ayağı kayıyor. Ayak kayması oluyor. Bu sefer bunu tedavi, hayvanı iyileştirmek için 4-5 gününüzü alıyor. Bu olmaması için, bu durumla karşılaşmamanız için çam ağacı tavsiye ederim. Yani solluğa çam ağacı bırakın. Ya da ne yapın biliyor musunuz? Kümesinin yan tarafına şöyle bir kare, leğen olsun veyahut poşet olsun, tutun köşeye çam ağacı full bırakın. Zaten anne babalar kendileri çam ağacını bırakacaklar. Mesela örneğin şurada iki yumurta var, örneğin farz edin. Yavru çıktı. Yavru çıktıktan sonra ne oluyor? Birazcık büyüyor. Ayağını tutacak bir şey yok. Tutacak bir şey olmadığı için de hayvanın ayağı kayıyor. Yani bu problemle karşı karşıya diyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki normal yuvarlakta ayağı kaydı. Ayak kayması oldu. Yani sıkıntı bundan ibaret. Ben çam ağacı kullanıyorum. Hatta şöyle dalıyla göstereyim. Şu şekilde. Ben bunu kullanıyorum. Çok şükür böyle durumlarla karşılaşmıyorum ama arada karşılaştığım da oluyor nadiren. Dalından koparıyorum. Bu dalda kuruduktan sonra topluyorum. Belirli bir büyüklüğe, yani belirli bir poşete kadar geldiği zaman, dolduğu zaman bunu da göz haline getiriyorum, yapıyorum. Bu hayvanlara veriyorum. Çok iyidir, faydalıdır. Yani kömür gibi düşünün. Demek istediğim buydu. Örneğin burada da yumurta yaptı, büyüdü. Ne oluyor? Ayağı tutunacak bir şey yok. Mecburen ayağı kayıyor ister istemez. Zaten hayvanlar şurada yavru yaptığı zaman, yumurtladığı zaman şu şekil. Köşeye yuvarlak bir şekilde, yani şunun gibi topluyorlar çam ağacının etrafı. Ortası hafiften boş kalacak şekilde yumurtluyorlar ve yavru büyüyor. Öyle ayak kayma ayak kayma problemi olmaz, yaşamazsınız. Ya da tutarsınız böyle bir fonluğu, bunun içine bırakırsınız şu şekilde. Çam ağacını da bırakın. Alın size, oldu bitti. Yani ben böyle yapıyorum. Üçünü de bırakıyorum. Üçüne de çam ağacı bırakıyorum, dolduruyorum. Doldurduktan sonra zaten ayak kayma sonucu hiç karşılaşmıyorum. Nadiren karşılaşıyorum. O da ister istemez hayvan inat ediyor, en arkaya gidiyor. En arkada da çam ağacı olmadığı için ayağı kayıyor. Ya da diğer yavrudan da kaynaklı oluyor. Yani daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Ayak kaymasını, ayak kaymayı önlemek için yavru güvercinlerde çam ağacı şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani demek istediğim bu. Çam ağacı kullanın ki fonluğunuza ayak kayma sonucuyla karşılaşmazsınız yavru güvercinlerde. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir de kanala abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Siz de bilgili, faydalı görüyorsanız paylaşarak destek olabilirsiniz. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum.